Şu ana kadar bir fonksiyonun gradyanından bahsettik. Şimdi bunun iki girdi değeri olan çok değişkenli bir fonksiyon olduğunu düşünelim. Bu şekilde düşünmek çok daha kolay olacak. Evet, fonksiyon x kare artı y kareye eşit olsun. Gradyan videosunda size bir şeyden bahsetmiştim. Gradyanın nasıl hesaplandığını hatırlıyorsunuz değil mi? Bir vektör alıp bileşenlerini kısmi türevler yani birisi x'e göre kısmi, diğeri de y'ye göre kısmi türev olacak şekilde oluşturuyorduk. Bunun eğer daha fazla boyutlu bir girdi değeri varsa çıktı da istediğiniz kadar değişken olabilir. Demek istediğim eğer bu x, y ve z'nin bir fonksiyonu olsaydı burada kısmi x... X kısmi y ve kısmi z olurdu. Evet, gradyan bu şekilde hesaplanıyordu. Aynı videoda size bir de işin grafiksel mantığından bahsetmiş ve gradyanın artımın en çok olduğu yönü işaret ettiğini söylemiştim. Şu şekilde göstereyim. Bu girdi uzayımız yani x y düzlemi. Bunun çıktı uzayı olarak bir sayı doğrusuyla eşleştiğini düşünüyorduk. Burada bir nokta ele alalım. Bu noktadan uzaklaştığımız tüm olası ya da bu noktadan başlayarak gidebileceğimiz tüm yönler diyelim. Evet bunların arasından hangisi? Bir saniye. Devam etmeden şunu da hemen söyleyeyim. Bu nokta fonksiyonda bir yere gelecek öyle değil mi? Ve ilerlediğiniz bu yönlerden biri çıktığı çok ama çok az hareket ettirirken bir diğeri yerinden daha fazla oynatacak. Biri negatife sürükleyecek, bir diğeri de daha da çok negatif olmasını sağlayacak. Ama bu yönlerden hangisi fonksiyonumuzdaki en büyük artışa sebep olur dersiniz? Evet az önce bahsettiğim mantığı en basit olarak bu şekilde açıklayabilirim. Grafiği değerlendirecek olursak da hemen f'in grafiğine bir göz atalım. Bu gradyan alanıdır. X, düzlemindeki tüm vektörler de gradyanlardır. Grafiğe aşağıdan baktığımızda tüm bu noktaların neden grafik üzerinde yüksekliğimizi en hızlı biçimde arttırabileceğimiz yönü gösterdiklerini görebilirsiniz. Eğer tırmanma sporlarıyla ilgileniyorsanız zirveye en hızlı şekilde ulaşmanın yollarını ararsınız öyle değil mi? Tabi tadını çıkararak. İşte bu grafikte size zirveye en hızlı biçimde ulaşmanız için ilerlemeniz gereken yönü gösteriyor. Artımın en çok olduğu ya da en dik doğrunun eğimi denmesinin sebebi de budur zaten. Şimdi buraya geri döndüğümüzde bu bağlantıyı hemen göremiyoruz değil mi? Ya da şöyle söyleyeyim gradyanı öğrenirken bu kısmi türev kombinasyonunun en iyi yönü nasıl seçebildiğini hiç ama hiç anlamamıştım ama artık yönlü türevin ne olduğunu bildiğimize göre size bunun neden kaynaklandığını anlatabileceğimi. Umuyorum en azından. Şimdi olası tüm yönler ya da bunların çıktığı üzerindeki tüm etkileri yerine sayı doğrusunu da düzelteyim. Değerlendirmeyi yapacağımız noktada tek bir vektör olduğunu düşünelim. Hatta bunu bir birim vektör olarak düşünelim. Evet uzunluğu bir birim olsun. Vektörümüz yani V bu uzunluğu da bir birim. Yönlü türevi öğrendiğimize göre fonksiyonun bu yönde ilerlerken ne kadar hızlı değiştiğini fonksiyonun yönlü türevini alarak bulabiliriz. Biliriz. Bu noktada mesela a virgül b olsun evet bunu a virgül b'de değerlendirdiğimizde hemen nasıl yapacağımızı da söyleyeyim. Bununla f'in gradyanının nokta çarpımını alıp bu noktada değerlendireceğiz. Neden diyecek olursanız gradyan vektör değerli bir fonksiyondur ve biz de burada belirli bir vektörden bahsediyoruz. Evet a virgül b'de hangi vektörü ya da değeri kullanıyorsak onunla birlikte değerlendireceğiz ve bu sefer v'nin birim vektör olduğunu düşüneceğiz. Değişim hızını bununla bulabiliriz. Yönlü türevi anlatırken size bunun sebebinden de bahsetmiştim. Bunun 1, 2 gibi bir vektörle çapraz çarpımını aldığımızda bu vektör x yönünde 1, y yönünde de 2 adımı temsil ettiği için sonuç olarak elde edeceğimiz değişimin x yönündeki bir adımın yol açtığı değişim çarpı 1 artı y yönündeki bir adımın yol açtığı değişim çarpı 2 olduğunu düşünebiliriz. Az önce de söylediğim gibi mantığı en basit olarak bu şekilde anlatabilirim. İsterseniz yönlü türev videosunu seyrederek biraz daha ayrıntıya inebilirsiniz. Elimizdeki formül de bu ve bunun sayesinde artımın en çok olduğu yönü nasıl seçebileceğimizi anlamaya başlıyoruz. Ee, bu yönlerden hangisinin fonksiyonu en çok değiştirdiğini sorduğumuzda mesela eğer bu yönde hareket edersek f belki negatif olarak değişecek. Başka bir vektörün örneğin w diyelim, bunun yol açtığı değişim acaba pozitif ya da mümkün olduğu kadar çok olacak mı? Bunun için tüm birim vektörler için evet uzunlukları bir birim olan tüm v vektörleri için f'in bu noktada yani ilgilendiğimiz noktada aldığı değer ile v'nin çapraz çarpımının maksimumunu bulmamız lazım. Evet bu maksimumu bulmalıyız. İsterseniz çapraz çarpımın ne anlama geldiğini düşünerek başlayalım. Şimdi buraya geri dönelim ve gradyan vektörünü değerlendirdiğimizde gradyanın bu yönü işaret ettiğini düşünelim. Bu birim vektör olmak zorunda da değil, Belki de oldukça uzun bir vektördür. Bir de bu yönde bir birim vektör olsun. Bu çapraz çarpımı, yani f'in gradyanı ve yeni v vektörünün çapraz çarpımını, bu vektörü gradyan vektörüne dik olacak bir biçimde yansıtıp bu uzunluğu bulmak olarak yorumlayacağız. İşte buradaki uzunluktan bahsediyorum. Örnek olsun diye, bu birim vektör olduğuna göre bunun birden biraz küçük bir değer alacağını. Ee, söyleyebiliriz, öyle değil mi? Evet. O halde diyelim ki bu uzunluk 0,7 olsun. Bunu gradyanın yani çapraz çarpım aldığımız vektörün uzunluğuyla çarpacağız. Yine örnek olsun diye gradyan vektörünün uzunluğunun da 2 olduğunu kabul edelim. Az önce de söylediğim gibi bu çapraz çarpımı bu iki uzunluğun çarpımı olarak yani yansımanın uzunluğu olan 0,7 çarpı orijinal vektörün uzunluğu olan 2 olarak düşünebiliriz. Ve soru bunun ne zaman maksimum değerini aldığı başka bir deyişle bunun maksimum değerini almasını sağlayan birim vektörün hangisi olduğu sorusudur. Bu birim vektörü bu şekilde dolaştırdığımızı düşünürsek yani mesela bunun yerine buraya daha yakın olan bir birim vektör alırsak bunun orijinal ve Vektör üzerindeki yansıması biraz daha uzun, mesela 0.75 olabilir öyle değil mi? Ve eğer aynı yönü gösteren birim vektörü ele alırsak, yansıması kendisine, yani 1'e eşit olur. Neden? Çünkü aynı yönde olduğu için yansıtmak herhangi bir şeyi değiştirmez. Bu yüzden de çapraz çarpımı bu şekilde yorumlayabileceğimiz konusunda kendinizi rahat hissetmelisiniz. Kafanızda eğer soru işaretleri varsa, Kan Akademi'deki çapraz çarpım videolarını seyredebilirsiniz. İşin mantığını orada gerçekten de çok iyi anlatıyoruz. Peki, ne diyorduk? Orijinal vektörler aynı yönde olan birim vektör bunun maksimum değerini almasını sağlar. O halde burada sorduğum sorunun cevabı nedir? Yani bunun maksimum değerini almasını sağlayan vektör hangisidir? Gradyanın, ta kendisidir öyle değil mi? İlgilendiğimiz noktadaki gradyan vektörü tabi bu arada bunu normalize ettiğimizi de düşüneceğiz. Yani birim vektörlerle çalıştığımız için bunu bir de büyüklüğüne bölmemiz lazım. Büyüklüğü 1 ise burası 1 olarak kalır. 2 ise bunu 1 bölü 2 ile çarparız. Evet işte bu kadar. Yanıt yani artımın en çok ya da doğrunun en dik olduğu yön karşımızda. Bu arada gradyanın yönlü türev hesaplamak için bir araç olduğunu fark etmiş olabilirsiniz. Çapraz çarpımı almak istediğiniz vektör olarak düşündüğümüzde bu fikir yani gradyanın sadece bir vektör değil de başka şeylerle çapraz çarpım alınmasını seven bir vektör olduğu fikri son derece önemlidir. Yani işin temeli budur demek istiyorum. Ve bunun bir sonucu olarak da artımın en çok olduğu yön bu vektörün kendisidir. Çünkü bu e, çapraz çarpımın maksimum değerini almasını sağlayan şey nedir dediğimizde bunun bununla aynı yönde olan vektör olduğunu gördük. Öyle değil mi? Buradan yola çıkarak gradyanın uzunluğunu da bulabiliriz. Yönü artımın en çok olduğu yöndür. Tamam ama uzunluğu ne anlama geliyor olabilir? Bunu yani normalize edilmiş versiyonuna bir isim verelim mesela W olsun. W gradyanın yönünü gösteren birim vektör olacak. Anlaştık mı? F'in W yönündeki yönlü türevini alırsak, bu F'in gradyanının W ile çapraz çarpımına eşittir ve eğer W'nun neyi temsil ettiğini düşünecek olursak, kendisiyle çapraz çarpımı alınmış vektörün gradyanını aldığımız anlamına gelir. Ama bu gradyan değil de W olduğu için normalize ettiğimizi düşünüyoruz, anlaştık mı? Bunu F'in büyüklüğü yerine gradyanın değerine bölüyoruz. Tüm bunlar için F'in gradyanı yazıyorum. Aslında bu onun f'in gradyanının a virgül b'de aldığı değer olduğunu düşünsek daha iyi olur ama ben tembel olduğum için buraya sadece f'in gradyanı yazacağım burada kendisiyle çapraz çarpım aldığımızda da büyüklüğünün karesini elde edeceğiz. Ve bunun hepsi yeniden büyüklüğe bölüneceği için bununla bu birbirini götürecek. Üzerini çiziyorum. Kısacası gradyanın yönündeki yönlü türevin değeri gradyanın büyüklüğüne eşittir. Buradan da bu yönde yani gradyanın yönünde hareket ettiğimizde fonksiyonun değişim hızının gradyanın büyüklüğüne eşit olduğunu buluruz. Bunun ne kadar da havalı bir vektör olduğunu görüyorsunuz değil mi? Bir sürü şey yapabiliyor. Yönlü türev için diğer vektörlere göre çapraz çarpım almamızı sağlayan bir araç. Sonuç olarak da bize artımın en çok olduğu yönü işaret ediyor. Büyüklüğü de artımın en çok olduğu yönde hareket ederken fonksiyonun değişim hızını veriyor. Bu gerçekten de skaler değerli çok değişkenli fonksiyonların merkezinde yer alan ve türevi genişletmek istediğiniz her şekilde genişletebileceğiniz bir kavramdır.